Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Evet, küresel piyasalar nezdinde bir tarafta Fed yetkililerinden gelen güvercin mesajları etkili olurken ABD-Çin tarafına ilişkin temas haberleri tüm bu ayrıntılarla risk iştahının yükseldiğini takip ettik. İçeride ise kritik bir güne uyandık. S&P'nin not değerlendirmesi Türkiye'ye ilişkin görünümde yukarı yönlü revize etmesi bekleniyor. Negatiften durağına yükseltmesi bekleniyor ama herhangi bir not yukarı yönlü hareketi ise bir revizyonu ise beklenmiyor diyelim. Hemen piyasalarda başlayalım. Piyasalara bakıyoruz. An itibariyle haftanın son işlem gününde yarım puan üzerinde pozitif bir seyir var. 8270 puandan işlemden geçiyor BIST endeksi. Dolar TL tarafında ise yukarı yönlü hareketleri takip ediyoruz. Fakat dolar endeksi tarafında ise özellikle Fed yetkililerinden gelen güvercin mesajlar bir tarafta, bir tarafta ise büyümeye dair fiyat endekslerinde beklentilerin bir miktar daha altında artış göstermesi de XY tarafındaki aşağı yönlü kırılım beraberinde getirmişti. Gelişmiş ülkeler dolara karşı para gelişmiş ülkelerin para birimi dolara karşı değer kazanırken dolar TL tarafına bakıyoruz an itibariyle. Dolar TL tarafında ise özellikle doların TL'ye karşı gücü korunmaya devam ediyor. 27.46-56 seviyesinden de işlemden geçerken Euro TL tarafında da bugün yukarı yönlü hareketleri takip ediyoruz. 29.14 seviyesinden işlemden geçiyor. Euro dolar paritesi ise 1.05'in altını test etti dün itibariyle. An itibariyle 1.05.98 seviyesinden de işlemden geçiyor. Bir tarafta dolar gücünü korumaya devam edecek mi? Bir diğer tarafta Euro zayıflığı ile birlikte yine bu dönemde aslında zayıf görünümünü korumaya devam edecek mi tartışmaları sürerken pay piyasaları nezdinde ise baskı oluşturmaya devam etmişti. Hemen Asya piyasalarına dönelim. Nasıl bir kapanış performansı var? Nikkei endeksinde yatay negatif bir görünüm var. 31.857 puan. Şangay tarafında ise 0.10'luk pozitif bir seyir 3.110 seviyesinden kapanırken bununla birlikte Hong Kong tarafında ise 17.904 puandan Güney Kore Kospi'ye bakıyoruz. Burada da 0.09'luk yükselişle birlikte yatay pozitif bir seyirle 2.464 puandan da işlemden geçtiğini takip ediyoruz Asya piyasalarına dair. Evet, pozitif bir görünüm aslında. Hem bir tarafta ABD-Çin temaslarının olası Xi Biden görüşmelerinin hedefiyle hızlanması risk iştahını arttırmıştı ama Fed yetkililerinden gelen güvercin mesajlar da etkili olmaya devam ediyordu diyelim. Peki içeride durum nedir? İçeride de pozitif bir seyir var ama önemli de bir başlık var. Neler beklenebilir haftanın son işlem gününden? Gedik Yatırım'a gidiyoruz. Yatırım Danışmanlığı Müdürü Mesut Kurt bizlerle birlikte. Mesut Kurt, hoş geldiniz yayınımıza. Bugünden neler beklenebilir? Nasıl bir son işlem günü olur? Günaydın, iyi yayınlar. Piyasaya pozitif bir başlangıç yaptık. Aslında hafta içerisinde 8400 lira seviyesinden başlayan düşüş kar satışları olarak değerlendiriyorduk. 5 günlük hareketli ortalama bölgesinde tutunma çabasını gördük. Bugün için gün içerisinde 8175 yine 5 günlük hareketli ortalamanın geçtiği bölge ve 8300 seviyelerini referans olarak takip edeceğiz. Özellikle 8300'lerin üstünde tutunma sağlanırsa yeniden 8400'lere kadar, yani zirve bölgelerine kadar alımların güçlenmesi beklenebilir. Bugüne baktığımız zaman bankacılık sektöründe hareketlenme görüyoruz. %2,5'a yaklaştı yükseliş. Ki bankacılık sektör endeksinde yeni bir zirve test ediliyor 8600'le birlikte. Tabii ki gündem S&P. S&P'den kredi notunda herhangi bir değişim beklenmezken görünümde durağan veya pozitife çekilmesi bekleniyor. Durağan fiyatlaması, durağanın çekilmesi fiyatlaması zaten piyasalarda fiyatlanmıştı ama özellikle eğer bir pozitif görünüme çevirmesi halinde bir dahaki hafta özelinde yeni bir fiyatlama görebiliriz. Bunlar kısa vadede ve özellikle uzun vadede tabii ki bunlar önemli olacaktır. Yurt içi tarafına baktığımız zaman dün ekonomik kurul toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında toplanmıştı. Toplantı sonrasında kısaca notlara, ana başlıklara baktığımız zaman burada birincisi finansal piyasalarda Türk lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcıların daha cazip hale getirilmesi kapsamında çalışmalar yürüttüğünü belirttiler. Özellikle yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ile ilgili.
Ayrıca finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansman erişiminin artırılmasını hedeflediklerini söylediler ki orta vadeli programla da benzer görünümdü. İçeride bugün veri takviminde S&P tabii ki ana başlığımız ama dış ticaret rakamı da vardı. O da beklentileri geçici beklentileri paralel 8.66 milyarlık bir açıkla kapanmış oldu. Veri gelmiş oldu. Haftaya bence önemli kısım yani piyasayı yeni zirvelere taşıyacak. Haftaya Mehmet Şimşek'in Londra ziyareti var. Yine yatırımcılarla görüşecek. Bu da kısa vadede hem de hafta özelinde piyasaları destekleyecektir, bir beklenti yaratacaktır. O yüzden de kısa vadeli olarak değerlendirdiğimizde endeksi 8000'in üstünde yeni zirveleri bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Mesut Kurt aktardıkların için diyoruz. Evet içeriği konuşmaya devam ediyoruz. Hem küresel başlıklarda yoğun başlıklar var, veriler var. Hem de bunun yanı sıra içeride bugünden neler beklenebilir? Haftaya ne kritik gelişmeler var ve yansımaları nasıl olacak? Araştırma masasıyla devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasıyla devam ediyoruz. Tuğba Özay bizlerle birlikte. Tuğba hoş geldin yayınımıza. Hoş evet, geldin. Neler hoş aktaracaksın? Geldin. Özellikle şimdi Borsa İstanbul tarafına bakıyoruz. Pozitif bir seyir devam ediyor orada. Önemli gelişmeler de söz konusu. Bugün kritik başlık da var. Dolayısıyla hem bu haftadan hem önümüzdeki haftadan Sayın Şimşek'in de yatırımcı turu yine aslında olarak nitelendirdiğimiz Londra ziyareti. Dolayısıyla tüm bu gelişmeler nasıl yansıyabilir? Sabahleyin S&P'nin raporundan bahsetmiştik. Şimdi 4-5 Ekim tarihlerinde Londra'da Mehmet Şimşek'in yatırımcı toplantıları gerçekleşecek Pelin. 11-12 Ekim tarihlerinde IMF ve Dünya Bankası'nda yıllık toplantılar var bu arada. 19 Ekim'de de Paris'te yatırımcı toplantısına katılacak. Yatırımcılarla görüşecek yine. Bunların tabii ki önümüzdeki dönemde etkili olmasını bekleyebiliriz. Ama onun yanında aslında endekse baktığımızda 300 ile 305 dolar arasında sıkışmış bir endeks olduğunu görüyoruz. Son geçtiğimiz haftadan bu yana fiyatlama. Bu arada bugün için şöyle bir ayrıntı var. Tüpraş'ta temettü dağıtım kararı gelmişti biliyorsun geçtiğimiz günlerde. Tüpraş tarafında brüt 7.52 TL, 7 TL 52 kuruş. Nette de 6 TL 77 kuruş nakit kar payı ödeneceğine duyurulmuştu. Tüpraş aslında endekste ağırlığı en yüksek olan kağıtlardan biri. Türk Hava Yolları birinci sırada, Tüpraş ikinci sırada %6.79 ağırlığı var. Dolayısıyla Tüpraş'ın temettü haberi endeksi aşağıya çekebilecek etkenlerden biri. Açılışta baktım, açılışta çok bir fiyat hareketi yoktu. 3 Ekim tarihinde hesaba geçecek biliyorsun. Ama bugün işte bu Tüpraş'ın haberiyle birlikte aslında endeks tarafında bir miktar baktığımda vadeli tarafta da %1'e yakın değer kaybının olduğunu görüyorum şu anda Tüpraş için. Çünkü düzeltilmiş fiyatla birlikte ağırlıktan kaynaklı fiyatların bir miktar aşağıya geldiğini, endeks işte 200 baz puan civarı aşağıya çektiğini görebiliriz. Yani çok büyük bir puan mıdır? Tabii ki hani şu piyasanın dinamiğine, risk iştahına baktığımızda çok büyük bir puan değil. Ama sadece bu değil, özellikle pay vadeliler tarafında da değişiklikler var biliyorsun. Geçtiğimiz haftalarda duyurusu, geçtiğimiz hafta içerisinde duyurusu gelmişti. 25 Eylül tarihinde duyurusu gelmişti. Endekse dahil olacak hisseler var, endeksten çıkarılacak hisseler var. Buradaki değişikliğin de yaratabileceği volatilite nedeniyle bugün biraz yoğun bir gün olabilir. Volatilite anlamında biraz daha hareketli bir gün olabilir. Ama şu an itibariyle bir yok tarafında baktığımda kontratın kendisinde %1'e yakın değer kazancı var. Burada özellikle ayrışanlar, pozitif anlamda ayrışanlar ne diye soracak olursan bankalar tarafının bir miktar ayrıştığını görüyorum. Akbank %3.24 artıda örneğin Akbank tarafına baktığımda. Garanti Bankası'nda %4.25'lik bir değer kazancı var. Tabii bir de önümüzdeki hafta Londra'ya gidilecek. Hani oradan yeni bir swap kanalı açılacak mı açılmayacak mı? Bu yönde de beklentiler bir miktar şekillenmeye başlıyor. Tabii ki bunların da etkisiyle birlikte daha önce de bu tarz bu arada söylentileri olmuştu. Hani swap kanalı açılacak mı açılmayacak mı? Ama hani bu teknik anlamda da aslında çok işe şu anki TL'nin değerine baktığımızda çok fazla işe yarayacak bir yöntem olmaz. Çünkü orada swap kanalının açılması aslında burada TL şortlamakla birlikte hani orada kuru bir an daha fışırtabilecek bir gelişme olabilir. Şu aşamada swap kanalını açmalarının ben çok mantıklı hani olur mu o kısmına çok bir yorum yapamıyorum açıkçası. Ama kur tarafına baktığımızda yani daha doğrusu kontratlara baktığımızda bankalar tarafından örneğin
örneğin işte İşçi.tr'ye bakıyorum %3'e yakın değer kazancı var. Diğer taraflara baktığımda işte gene bankalar tarafında. Bankalar ve holdingler pozitif ayrışıyor. Dün de şundan bahsetmiştik aslında. Yabancı gelmeye başladığında nereye geliyor? Bankalara geliyor. Ki işte Goldman'ın raporunda Türkiye oyuna geri dönüyor diye bir başlık atmışlardı. Detaylı dün Gövde'yle de anlattık raporu. Orada özellikle dikkat çektikleri şey şuydu. Ortodoks politikalarla birlikte TL'deki değer kazancı ve işte buradaki bu politikaların devamı, sürdürülebilirliği sağlanırsa şayet bu yönde orada artık hani borsa tarafında hem makro yeniden değerlemelerle, çünkü şirket değerleme yaparken sen ülkenin enflasyonu da o modelin içine katıyorsun. Büyüme beklentisini, hani şirket büyümesini tabii ki katıyorsun ama ülkenin büyüme beklentisini de modelin içine katıyorsun. Ve risk free rate dediğimiz, hani faiz oranı da işin içine katıyorsun. Ve faizler artmaya devam ettikçe burada pozitif bir faiz verecek mi vermeyecek mi, hep bunu konuşuyoruz zaten. Faiz oranları güncellendikçe ve oradaki değer değiştikçe şirket değerleri de değişiyor. Ve onlar da şunu atıfta bulunmuşlar, makro güncellemelerle birlikte Borsa İstanbul tarafında yeni bir yükseliş sinyali verebileceğine dikkat çekmişler. Ve orada önümüzdeki dönemde bu politikalarla birlikte ihracatçı şirketler değil de daha iskontolu kalan ihracatçı şirketlere göre bankalar gidebilir demişler. Şu anki fiyatlamaya baktığımızda da bankalar ve holdingler tarafının pozitif ayrıştığını görüyoruz. Ulaştırma tarafı geçtiğimiz dönemlerde işte bir hem varyant konuşuldu, işte petrol fiyatlarındaki yükseliş bu tarafı zaten olumsuz etkiliyor. Ama genel olarak zaten hani ulaştırma tarafında bizim şirketlerin güçlü olduğunu biliyoruz. Bugün işte hikaye olarak aslında bankaları götüren hikaye Mehmet Şimşek'in Londra'ya gidecek olması ve orada işte swap kanalı ile ilgili bir gelişme olacak mı olmayacak mı? Bankaları götüren hikaye bu. Tüpraş'taki aşağı yönlü çeken hikaye temettü haberi, holdingler tarafında da işte bu toplantılar sonrasında yabancı yatırımcı gelirse bu ikisinden devam edecek. Bu beklentiler ön plana çıkıyor. Tabii bir de hani tek başına bunlar değil. Şirketlerde dışarıdan artık hani içeriden borçlanmak biraz daha maliyetli olduğu için dışarıdan borçlanmak için alternatif finansman yöntemleri de arıyorlar. Onları da aktarmaya devam ediyoruz. Ama bugünün hikayesi öncelikle S&P'den gelecek haber olacak. Şu an itibariyle baktığımızda endekste pozitif bir fiyatlama var. Ama 300 doların üzerinde hani ne kadar kalmaya devam edecek, ne kadar tutulmaya devam edecek ve buradan sonra yeni zirve neresi olacak? Bizim takip edeceğimiz nokta burası olacak. Şu anki hikaye yeni bir hikaye yok. Mevcut hikayenin devamını takip ediyoruz diyebilirim Pelin. Çok teşekkür ediyorum aktardıkların için diyoruz ve araştırma masası noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, bir tarafta aslında Sayın Şimşek'in yatırımcı turu, bugüne ise özel S&P'den not değerlendirmesi bekleniyor. İçeride ise dış ticaret verisini yine karşıladık. Ne işaret ediyor? Tüm bu ayrıntıları kendisiyle konuşacağız. Doçent Doktor Atılım Murat bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Pelin Hanım günaydın, hoş bulduk. Hocam şimdi aslında Şimşek'in yatırımcı turuyla başlayalım. Bir tarafta bakıyoruz Şimşek'in 3 farklı ülkedeki turundan bahsediyoruz. Londra, Marrakeş ve bununla birlikte Paris tarafında 3 farklı yerde yatırımcı turu. Londra'yla özellikle başlayalım. Çünkü en fazla tartışılan noktaydı. Yabancı yatırımcının gelip gelemeyeceği yönündeki en önemli açıklamalar aslında swap kanallarının kapalı olması. Dolayısıyla döviz tarafında da yukarı yönlü hareketleri takip ederken yabancının gelebileceği yolların daha sınırlı olması ve yabancının istenilen seviyede gelip gelmemesi konusunda da bir takım tartışmalara yol açıyordu. Dolayısıyla buraya dair bir gelişme bekler misiniz? Bu turlar ne anlama geliyor Türkiye ekonomisi açısından? Ben olumlu buluyorum bu turları ve iyi sonuç vereceğini de düşünüyorum. Çünkü işte New York'ta da temaslarda bulundu. İşte Goldman Sachs'ın düzenlediği konferansta soruları yanıtladı. Mehmet Şimşek sunum yaptı. O sunumda, o konferansta iyi geçmiş. Yani basına yansıdığı kadarıyla. Yani şu an doğru politika uyguluyoruz. Doğru ekonomi politikası uyguluyoruz. Para politikası, maliye politikası. Bu şekilde de devam edecektir diye düşünüyorum. Zaten şöyle bir durum var. Yani Mehmet Şimşek'in bu tarz toplantılarda elinde çok güçlü argümanlar var. Yani yabancı yatırımcı ikna etmek için. Çünkü bakıyorsunuz, siz az önce siz de konuşuyordunuz. Yani dolar bazında falan bizim borsa endeksimiz çok ucuz.
Yani yabancı buraya geldiği zaman ciddi şekilde kazanç sağlayabilir. Doğru politika uyguladığımız zaman. Ondan sonra uzun süredir burada yoklar. Yani TL cinsi varlıklar aslında çok ucuzlar. Bir de şu var. Şimdi mesela enflasyonu tamam bu sene işte yıl sonunda işte %65'ler %70'leri göreceğiz. Ama işte gelecek sene için mesela Merkez Bankası'nın tahmini işte %33. Piyasa tahmini biraz daha yüksek ama düşünebiliyor musunuz? Yani %70 enflasyonu gördükten sonra o yüksek faiz oranlarından gelecek yabancı tahvile ve bonoya girecek ve doğru politikayı uyguladığımız zaman faizler gelecek sene düşeceği için yani enflasyon düşeceği için muazzam bir getiri imkanı tahvil bono tarafında olabilir. Gelecek sene için söylüyorum. Yani o nedenle hem tahvil bono tarafında hem de hisse sene tarafına baktığımız zaman çok ucuz gözüktüğü için dediğim gibi yani Mehmet Şimşek'in yabancıları ikna etme konusunda ciddi argümanlara sahip olduğunu düşünüyorum. Bir de şu var tabii işte yabancı 750 bas puan arttırdık, 500 bas puan arttırdık. Kuvvetle muhtemel bir iki toplantıda daha faiz arttırmaya devam edecek. Yani bu şekilde faiz bir 40'a falan yükselirse faizler veya bilmiyorum 45, o zaman zaten enflasyon beklentileri daha dengeli hale gelir. Yabancı yatırımcılar da bunları görmek istiyorlar zaten. O nedenle ben hani sözlerimin başında da belirttiğim gibi olumluyum, umutluyum. Bir de şu da var, hani biraz sonra belki konuşuruz. Yani yılbaşından beri dünyada en gözde stratejilerden birisi carry trade. Yani düşük faizli para biriminden borçlanıp yüksek faizli paralara girmek iyi kazandı da yılbaşından beri. Ve yani carry trade'in ben devam edeceğini düşünüyorum ve Türkiye'nin de bu manada yabancı yatırımcılara ciddi fırsatlar sunduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi tabii bu atılan adımlar, merkezin adımları, bir tarafta rezervler en önemli maddelerden bir tanesi olmaya devam ediyordu. Dünkü almış olduğumuz para ve banka istatistiklerine bakıyorum. Rezervler de 6 ayın zirvesinde. Dolayısıyla bunun da devamını bekleyecek olursak, özellikle iki toplantı dediniz. Bu iki toplantıya dair beklentiniz nasıl şekilleniyor? Yani burada yine bir sert faiz artışı mı yoksa 500-500 olarak ayırıyor musunuz? Yani bir tarafta da yerli yatırımcı nezdinde de bu atılan adımlar cevabını veriyor mu? Çünkü döviz mevduatlarında da düşüş görüldü. Doğru, evet. Yani şimdi şöyle, mevduat faizleri şu an %40 civarında. Hı-hı. Yani %40 makul gibi duruyor şu konjonktürde. Yani politika faiz için söylüyorum. %40'a yükseltilebilir. Aslında piyasanın beklentisi biraz daha düşük. Yani %35 civarında bekliyorlar. Hani iki toplantı var diyelim. İşte belki 200 bas puan, 300 bas puan olarak düşünüyorlar ama yani şu çok da güven vermez. Yani 750 bas puan yaptık. Enflasyon tahminleri sürekli yukarı yönlü güncelleniyor. Bir de dönemsel olarak da enflasyonun yüksek geleceği bir dönem. Yani Ekim ayı enflasyonu yüksek gelecek mesela. O nedenle yani 750'den 500'e düşüp ondan sonra 200-300 bas puan yapmak biraz inandırıcılık açısından doğru olmaz. O nedenle de hani ben %40 civarında politika faizi olabileceğini düşünüyorum yıl sonu için. Hele bir de %40'ın üzerinde falan olursa o zaman ciddi anlamda bir giriş olur. Yani rezervler konusu önemli. Şu manada aslında biraz girişe de ihtiyacımız var. Yani rezervlerin daha da güçlenmesine ihtiyacımız var. Çünkü yılın son 2 ayında dış borç geri ödemeleri var ve 16 milyar dolar civarında, yanlış hatırlamıyorsam Kasım ayı ve Aralık ayı. 16 milyar dolarlık bir dış borç geri ödemesi var. Çok yüksek bir rakam. Bir de zaten yılın bu son 3 ayı, 3-4 ayı cari açığın da genel olarak yüksek seyrettiği, dönemsel olarak yüksek seyrettiği bir dönem. O nedenle yani rezervleri muhakkak güçlendirmek gerekiyor. İşte az önce onu konuştuk ya, yani yabancı yatırımcı muhakkak ikna edilmesi gerekiyor. Ve ben yani Ekim ve Kasım'da, Ekim-Kasım aylarında ciddi yabancı girişin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yani ekonomi yönetimi şunun farkında. Yani bir atak olduğu zaman acaba rezervler yeterli mi? Yani hani az önce siz swap piyasasını konuşuyordunuz ya. Swap piyasası da daha henüz açılacağını zannetmiyorum. Açık konuşmak gerekirse ben swap piyasasının seçime kadar açılacağını düşünmüyorum. Ya yani piyasada böyle spekülasyonlar falan yapılıyor da. Çünkü o rezervlerin yeterliliği müdahale anlamında. Çünkü gerçekten Londra piyasasını açarsınız TL'yi şortlamaya başlarlar. Tutamayız ondan sonra. Yani biz kurlar çok darbeydik. Yani enflasyon tarafına çok darbeydik. İşte petrol fiyatlarını falan görüyoruz. 100 dolara dayandı. Bugün biraz düşüş var gerçi ama. Yani benim daha yukarıları görebileceğimizi düşünüyorum. Petrol ciddi bir risk enflasyon konusunda. O nedenle yani rezervleri tam olarak güçlendirmeden swap piyasasını açılacağını düşünmüyorum. O da ancak seçime kadar olur bence. Peki şimdi küresel piyasalardaki bundan sonra gelişecek konjonktür de nasıl şekilleniyor? Yani dolayısıyla evet yabancı yatırımcıyı konuşuyoruz ama yabancı yatırımcının gelebilmesi açısından da küresel piyasalardaki konjonktürün de buna izin vermesi gerekiyor. Bu nasıl şekillenecek? Lehimize mi yoksa aleyhimize mi?
Şimdi şöyle, dediğim gibi yılbaşından beri zaten bu az önce bahsettiğim carry trade stratejisi, yani düşük faizli para bölümünden borçlanıp işte yüksek faizli para ekme stratejisi iyi kazandırdı. Önümüzdeki dönemde yatırımcılar, yabancı yatırımcılar seçici olabilirler. Yani şu ana kadar iyi para kazandıkları, para birimleri oldu, iyi getiri sağladıkları. Hani Türkiye o doğru politikayı uygularsa fırsatlar sunuyor. Az önce de bahsettim. Tahviller, bonolar çok ucuz bana göre. Dolar bazında hisse senetleri çok ucuz. Çok fırsat var. Konjonktüre baktığımız zaman da yani şimdi biraz orada FED tehlikesi var bence Pelin Hanım. Şundan dolayı. Şimdi mesela biz bu hafta başında Minnesota FED Başkanı Kaşgari'nin bir yazısı vardı, yayınlandı. Yani daha yüksek FED faizlerine hazırlıklı olunmalı gibi benzeri bir ifade kullanıyor aslında Kaşgari. Haklı olabilir çünkü şundan dolayı mesela şu an FED'in faizi %5.25-5.50 o aralıkta. Ama 10 yıllık tahvil faizlerine bakıyorsunuz ki dünkü yükselişten sonra 4.60'larda 4.65'lerde. Tarihsel olarak baktığınız zaman yani FED'in politika faiziyle 10 yıllık tahvil faizi, Amerika 10 yıllık tahvil faizi hep yakın durmuş birbirine. Ama şu an baktığınız zaman 5.50 ile 4.65 arasında yaklaşık 90-100 bas puanlık bir fark var. Bu da şu demek, yani demek ki Fed'in şu yorum yapılabilir, 5.50'lik politika faizi enflasyon beklentilerini yönetme veya enflasyonu törpüleme konusunda yetersiz olabilir. Bu da bir argüman bence. O nedenle yani ABD 10 yıllık tahvil faizleri önümüzdeki dönemde daha da artabilir. İşte onun için son günlerde acaba dünya %7'lik FED faizine, %7'lik 10 yıllık tahvil faizine hazırlıklı olmalı mı şeklinde tartışmalar var. Çünkü biz şunu gördük. 2007-2022 döneminde yani 15 sene boyunca bu niceliksel genişlemeyle FED'in uyguladığı politikalarla 10 yıllık tahvil faizleri çok baskılandı bu 15 yıllık süre zarfında. Şimdi bir risk o var. Yani 10 yıllık tahvil faizlerini çok daha yukarı seviyeleri görebiliriz önümüzdeki aylarda. O da küresel piyasalar açısından risk yaratabilir. Az önce bahsettiğim carry trade stratejisine de sekte vurabilir. Ama dediğim gibi orada yatırımcılar gene bir yerlerden para kazanacaklar, fırsat kollayacaklar. Eğer Türkiye bu ekonomi politikasını sürdürürse dediğim gibi önemli fırsatlar sunuyor. Şimdi hocam carry trade dedik. Özellikle yabancılar son yıllarda listelerden Türk lirasına yönelik varlıkları çıkarmışlardı. Carry trade de dahil olmak üzere. Fakat seçimler sonrasında değişen adımlar, atılan adımlar, merkezin adımları derken bu kez raporlarda yer almaya başladı ki nitekim Goldman'dan da yine aynı şekilde TL için carry trade analizi geldi ve bu bağlamda önemli noktaları da var. Mesela şu anda işte şunu söyleyebiliriz, vadeli işlem kontratlarının dolar TL'nin 3 ay sonra 36 ay sonra ise 33 seviyesinde işlem göreceğini fiyatlara dikkat çekilirken Goldman Sachs 3 ay sonra dolar TL'nin 28 ve 6 ay sonra 29 seviyelerinde olacağına yönelik tahminlerde bulunurken burada carry trade'in yeniden mümkün ifade yeniden mümkün olabileceğini de ifade ediyor. Yani dolayısıyla aslında burada vadeli fiyatlamalarda beklenen TL kaybının üzerinde getiri sağlamanın da mümkün olabileceğini düşünüyor ki enflasyon üzerinde de bir getiri sağlayabileceğinden de bahsediyor. Dolayısıyla bunu nasıl yorumlarsınız? Bu aslında oldukça önemli ve kritik de bir gelişme. Tabii doğru. Yani Goldman Sachs sonuç olarak en önemli yatırım bankalarından birisi. Amerika'nın en büyük yatırım bankası. Önümüzdeki günlerde diğer yatırım bankalarından, finansal kuruluşlardan benzer raporlar görebiliriz. Ben gerçi bunu ya birkaç aydır yazıyorum. Carry trade stratejisini ve Türkiye'nin sunduğu fırsatları gazete yazılarımda ve katılıyorum. Yani çok iyi fırsat. Şöyle bir durum var. Şimdi orta vadeli programdan açıklandığı zaman oradan hesapladığımız o ortalama dolar TL kuru, yıl sonunda olabilecek dolar TL kuru, gelecek senenin dolar TL kuru, o dolar cinsinden milli gelir ve TL cinsinden milli gelirden hesapladığımız dolar TL kuru biraz kafa karışıklığı yarattı. Yani mesela şimdi oradan yola çıkarsak orta vadeli programda gelecek sene yani 2024'te dolar TL 43'leri 44'lere kadar yükselebilir. O biraz kafa karışıklığı yarattı ama onlar nokta tahminler değil. Aynen işte mesela ben de onu bekliyorum zaten. Yani Ekim ve Kasım'da ciddi bir yabancı girişin olabileceğini düşünüyorum. Tahvil bono tarafına da özellikle hisse senedi tarafına, Eurobond tarafına. Buralara girişler olduğu zaman dolar TL'deki yükselişin hızı kesilebilir. Yani o orta vadeli programdan hesapladığımız 40'lar, 45'ler vesaire işte gelecek yıl sonu için söylüyorum. Bunlar gerçekleşmeyebilir. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam ortalama 36'ya geliyor 2024'te orta vadeli programa göre dolar TL kuru. Yani oraları görmeyebiliriz. Çünkü çok basit bir hesap. Yani yabancı ciddi bir şekilde girerse hisse senetlerine, tahvil, bonoya o zaman TL desteklenecektir. Ama tabii hani
yayının başından beri birkaç kez vurguladım. Bizim bu ekonomi politikasını sürdürmemiz gerekiyor. Ki ben açık konuşmak gerekirse seçime kadar da bu ekonomi politikasının süreceğini düşünüyorum. Yani seçimden sonra bakarız tabii ki. Seçimden sonra sürmesi gerekiyor da hani başka spekülasyonlar yapıldığı için söylüyorum. O nedenle o konuda benim kafam çok rahat. Bir de şu var yani Pelin Hanım. Dolar TL'nin zaten mümkün mertebe yükselmesine izin vermemeliyiz. Yani yabancı girişten bağımsız olarak söylüyorum. Çünkü orada az önce de bahsettiğim bir petrol tehlikesi var. Petrol fiyatı tehlikesi var. Yani Brent petrol 120 dolara kadar yükselebilir. Ciddi orada arz tarafında falan sıkıntılar olabilir. Onlar bizi çok böyle hesapları bozar. O nedenle de yani dolar TL'nin yabancı girişi beklentinin altında kalsa bile önümüzdeki aylarda ben dolar TL'nin yükselmesine izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum enflasyon hesabı açısından. O halde yani burada değerli TL kavramının biraz daha öne çıkarıldığı günlerden mi geçiyoruz? Yani bundan sonraki süreçte Sayın Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın da TL'nin cazibesini arttırmasına yönelik adımlar da atmaya devam edeceğiz şeklinde ifadeleri vardı. Bir tarafta da ihracatı desteklemek için rekabetçi kur ifadesi vardı daha öncelerde. Bu ayrım artık tamamen keskin bir şekilde ayrım haline gelecek mi? Bundan sonraki süreçte özellikle ihracatı arttırmaya yönelik sadece seçici kredi paketi mi uygulanacak? Ve malların niteliğini arttırmaya yönelik mi aslında çalışmalar yapılacak? Sayın Hocam bunların her birini değerlendireceğiz ama öncesinde bir kısa araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Doktor Atılım Murat'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam şimdi aslında atılan adımlarla birlikte TL'nin değersizleştirilmesi döneminden TL'nin bundan sonraki süreçte cazibesinin arttırılmasına yönelik döneme geçtik diyebilir miyiz? Ekonomi yönetiminin amacı o tabii ki. Niyeti o. Bunu da belli ediyorlar zaten. Dün Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplantısından sonra da işte TL'yi cazip hale getirecek enstrümanlar konuşulduğu şekilde bir açıklama geldi toplantıdan sonra. Amaç o. Ama tabii işte o amaca ulaşmak için de doğru adımların atılması lazım. Biz o adımları şu aşamada atıyoruz. Umarım bu şekilde devam eder. Şimdi siz tabii aradan önce ihracatçılardan bahsediniz. Yani ekonomi yönetiminin zaten makro politika setinin odağında ihracat kaynaklı büyüme var. İhracat bizim için çok önemli. Yani bunun işte bu hedef ulaşmak için de, bu desteğin sağlanması için de yani finansmana erişimin kolaylaştırılması gerekiyor. Bir de tabii şu var, o bizim kontrolümüzde değil ama Euro-Dolar paritesinin yüksek seyretmesi gerekiyor. Malum gelirler ağırlıklı olarak Euro cinsinden, giderler Dolar cinsinden bizim ihracatçımızın. Euro-Dolar'a ciddi bir geri çekilme oldu tabii ki son Temmuz ayından beri. Şimdi tabii ihracatçılar finansmana erişim konusunda biraz sıkıntı yaşıyorlardı ama hani bir ay önce işte bu ayın başında özür dilerim 12 Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam yani Merkez Bankası bu reskont kredilerinde günlük limitleri 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya çıkardı. Ki ihracatçıların isteği de buydu aslında 3 milyar TL civarında olması günlük limitleri ama bu ciddi şekilde rahatlattı ihracatçıyı. Şimdi bu hamlenin amacı aslında şuydu yani ekonomi yönetimi önümüzdeki dönemde şimdi ihracatçılara sorduğumuz zaman kurun daha da yukarıda olmasını isterler. Bugün 27.50 olan dolar TL'nin 29.50 olmasını isterler, 30 olmasını isterler o rekabet avantajı açısından. Ama enflasyonla mücadele sürdüğü için ve kurun da yükselmesine, hızlı bir şekilde yükselmesine izin verilmemesi gerektiği için, izin verilmeyeceği için bu tarz yan önlemlerle finansman erişim kolaylaştırılıyor. Günlük limitler arttırılıyor. Zaten dikkat ederseniz o arttırımdan dolayı, günlük limitin 3 milyar TL çıkarılmasından dolayı da ihracatçılar fazla şikayet etmiyorlar. Çünkü finansmana erişim kolaylaştı. Ha bir de Euro-Dolar da önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki 1-2 ayda bir toparlanma olursa ki olabilir, yukarı yönlü bir hareket olabilir. İhracatçılar daha sakin gidebilir ama yani tepki göstermeyebilirler, şikayet etmeyebilirler. Çünkü bu adımlar atılmadan önceki 6-8 ayda ihracatçılarda ciddi şikayetler vardı kurun seviyesiyle ilgili. Ama dediğim gibi bizim önceliğimiz enflasyon olduğu için kurun yükselmesine bence izin verilmemeli. Ekonomi yönetiminde bence kafasındaki düşünce bu. Başka yollarla KOBİ'leri destekleyeceğiz, seçici kredileri destekleyeceğiz, ihracatçıları destekleyeceğiz. Ama görünen o ki yani size onu sordunuz, önümüzdeki aylarda da bu TL'yi cazip hale getirecek. Belki yeni enstrümanlar da görebiliriz. Yani o ifadelerden ben bunu anlıyorum. Ne gibi olur hocam? Hani yani aslında bunu hep süper bono vesaire konuştuk ama bu kadar ona kesin bir ifadeyle birlikte olmayacağız söylendi ama
Ne olabilir de sepette artık yerli yatırımcı nezdinde de Türk lirasına yönelik cazibesinde arttırılan alternatif yatırım araçları TL mevduatın dışında? Zor bir soru aslında. Yani süper bono olmayacak bence. Yani benim öyle bir beklentim yok. Öyle. Çünkü geçen sene yani enflasyon %85'e yükseldiği zaman bile yani 2022'de öyle bir enstrüman konuşulmadı, düşünülmedi. Yani şimdi bürokraside bunlar konuşulur da uygulaması zordur. O nedenle yani yeni enstrüman ne olabilir? Yani enflasyon üzerine getiri veren bir finansal araç olmaz. Ben yine yani TL mevduat dışında fazla bir şey göremiyorum. Yani vergi avantajları olabilir. İşte para piyasası fonlarında falan stopajlar sıfır zaten. Bunlar olabilir. Bu şeyler devam edebilir. Ama şu var. Bence politika faizi artmaya devam edecek. TL mevduat faizleri de yukarı yönlü hareketine devam edecek. Bence şu an %40'lar civarında TL mevduat faizleri var. Ondan sonra zaten enflasyon beklentileri önümüzdeki aylarda yavaş yavaş aşağı yönlü revize edildikten sonra bence yerli yatırımcı, içerideki yatırımcı TL mevduata veya TL ürünlere daha fazla iyi gösterebilir ama şu an gerçekten yani süper bono olmayacağını düşünerek öyle bir beklentim olmadığı için TL mevduatı cazip hale getirecek makro ihtiyati adımlar, tedbirler dışında ne olabilir? Çok beklentim yok. Ben tabii yeni makro ihtiyati tedbirler, işte uygulama talimatları, yönetmelik değişiklikleri bunları bekliyorum. Peki şimdi dış ticaret verisini de karşıladık. Çok hızlı buraya da değinmek istiyorum. Dış ticaret açığı Ağustos ayında %23,1 azaldı. Atılan ortodoks politikalar aslında hep biz bu daha genişleyici adımları attığımızda gördük ki dış ticaret verisi burada rekor açıklar görmüştü. Ağustos ayına gelindiği noktada hocam özellikle %23'lük bir azalış söz konusu 11 milyar 256 milyon dolardan 8 milyar 657 milyon dolara geriledi ve ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2022 Ağustos ayında düşük faiz politikası uygulandığında %65,4 iken 2023 Ağustos ayında %71,4'e yükseldi. Ne ifade ediyor? Şimdi şöyle, Mehmet Şimşek'in katıldığı yayınlar olsun, bu konferanslar olsun, ilk etapta vurgu yaptığı şey enflasyon. Bunu çok konuştuk zaten, enflasyon en önemli sorunumuz. Vurgu yaptığı ikinci şey, dikkat edilirse cari açık. Yani cari açık o kadar, çünkü cari açığı besleyen en önemli kanal dış ticaret açığı. Yani ithalatın çok yüksek olması, ihracatın tam olarak karşılayamaması vesaire yıllardır sorunumuz zaten. Yani cari açığa o kadar önem veriyor ki Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi. O nedenle bu cari açığı kısmak için de her şey yapacak. Mesela şu var, yılbaşından beri baktığımız zaman Türkiye'nin cari açığının neredeyse 2/3 otomotiv sektöründen gelmiş. Bunu şöyle okumak lazım. O zaman zaten krediler kapalı ya, yani otomotiv sektöründe de, gayrimenkul sektöründe de. Yani bu tarz sektörlere cari açığı yüksek tutunca başta otomotiv olmak üzere baskılar devam edecektir. Yani ÖTV üzerinden olabilir. Yani o ithalatı sınamamız gerekiyor. Cari açığı başka türlü finans karşılama şansımız yok. Düşünme şansımız yok. O nedenle çok önemli önceliklerinden birisi ekonomi yönetiminin cari açık ve önümüzdeki dönemde de yani en azından seçime kadar ben bu politikanın devam edeceğini düşünüyorum. Vergilerle veya başka kısıtlamalarla kredi kanallarının kapatılması yoluyla. Ama şurada da bir soru işareti var. Son olarak onu söyleyeyim Pelin Hanım. Yani mesela bizim hala orta vadeli programa baktığımız zaman bu yılın büyüme rakamı tahmini %4,4 diye hatırlıyorum. 2024'ün büyüme tahmini %4. Yani hala ciddi bir büyüme bu. Yani biz o büyümeyi %2'lere falan daha makul bir seviyeye çekemeden yani cari açık yine yüksek kalmaya devam edebiliriz. Yani önlemlerle düşürmeye çalışabiliriz ama büyüme yine düşük olacak. Yani %4'lük büyüme, ona dikkat etmekte fayda var bence. Sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Konuşmaya yine devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda Doçent Doktor Atıl Murat bizlerleydi. Evet, şimdi küresel piyasalara döneceğiz bir kez daha ve Asya'ya gideceğiz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Asya piyasalarındaki gelişmeler almak üzere Ersoy Kazancı bizlerle. Ersoy, söz sende. Çin, Güney Kore, Tayvan, Sri Lanka kapalı Pelin ama açık olanlarda genelde iyimser bir hava vardı. Japonya yatay kapattı ama özellikle Hong Kong %3'e yakın artısıyla dikkat çekti. Fed yetkililerinin biraz güvercin konuşması, tahvillerdeki satış baskısının biraz azalması etkili oldu. Bir de altın haftada genelde Çin'de harcamalar artıyor, seyahat artıyor. Biraz bunun beklentisi de fiyatlara yansıdı. Diğer taraftan Japonya'da pek çok veri geldi. Hepsini tek tek saymayacağım ama TÜFE örneğin %2,5 geldi. Biraz yavaşlama var. Ama bu Japonya borsasını heyecanlandırmadı. Japonya Merkez Bankası da
planlanmamış bir tahvil alımı yaptı. Petrol tarafında ise hafta içinde yükseliyorduk. 100 dolarlar konuşuluyordu. Fakat sonrasında dün biraz sert satış geldi. Bugün yatay diyeceğim. Yine de 95 dolar seviyesinde Brent Amerikan türde 92 dolara yakın. Nisan 2022'den bu yana en iyi çeyreklik yükselişle kapatıyor Eylül ayını. Burada şu konuşulmaya başlandı. Fiyatlar yükseldi. Suudi Arabistan geri adım atabilir. 4 Ekim'de OPEC artı toplantısı var. Orada Suudi Arabistan belki kesintilerden vazgeçebilir haberleri vardı. Son bir nokta Orta Doğu'dan Suudi Arabistan 2030 yılında turizmde yıllık 70 milyon turist bekliyor. Ekonomiyi çeşitlendirmek istiyor Suudi Arabistan. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Evet, yatırım kulübünü nokta alıyoruz.